Puan'da Gifi Meclis standındayız. Yanımızda firmanın yönetim kurulu başkanı Necip Güney var. Kendisi bize Gifi Meclis hakkında detaylı bilgiler verecek. Öncelikle merhabalar, hayırlı merhaba. Fuarlar olsun diyerek başlayalım. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Size de iyi fuarlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Bize buradan izleyenlerimize Gifi Meclis firması hakkında bilgiler verir misiniz? Ne zaman kurdunuz firmayı? Fidancılık üretimi yapıyorsunuz evet, sanırım. Evet. Hangi alanda üretim yapıyorsunuz? Fidancılıkta kaç çeşit üretiminiz var? Bunlardan bahseder miyiz? Gifi Meclis 2008 yılında kurulmuş bir firma. Ağırlığımız bizim mavi yemiş. Dünyadaki ismi blueberry. Burada tabii en önemlisi ben bir yanlış bir terminoloji hatasının düzeltilmesini istiyorum. Tabii ki. Bu meyvenin adı maalesef Türkiye'de yaban mersini olarak biliniyor. Bu meyve yaban mersini değil, yaban mersini diye bir meyve de yok. Yıllar önce yaban mersini adı altında kurutulmuş bir meyvesinin ithalatı yapılmıştı. Üstüne de yaban mersini yazıyordu. Halbuki bu yaban mersini değildi. Bunun dünya ismi blueberry, Türkçe ismi de aslında karşılığı da mavi yemiş. Ancak bunun yöresel isimleri de var. İşte Rize'deki ismi Likapa'dır. Dağlarda çünkü bunun yabanileri mevcut. Rize'deki ismi Likapa, Trabzon'daki ismi Ligarba, Giresun'daki ismi Çalıçileği diye geçiyor. Ama bu dağlardaki tabii ki aroma değeri daha düşüktür. Bu aslında onun kültürize edilmişi. Dünya üretimine bakıldığı zaman aslında dünyada özellikle Amerika'da, Polonya'da, Hollanda'da çok ciddi üretimi olan bir meyve. Bizim 2008 yılında kuruluşumuzla aslında biz meyve üretimiyle ilk şeyimiz buydu, hedefimiz buydu. Ama maalesef Karadeniz'de sizin de takdir edersiniz ki çok düzgün bir arazi yapısı olmadığı için biz orada düzgün arazi bulamadığımız için meyve tesisi kuramadık. Tamamen fidancılığa döndük. Şu anda fidancılıkla ilgili de doku kültüründen üretiyoruz. Doku kültüründen ürettiğimiz bitkileri kendi tesisimizde Giresun'da Bulancak'ta 2-2,5 yaşına getirip o yaştan sonra da satışa sunuyoruz. Bu mavi yemiş dediğimiz ürünün eski yaban mersini olarak bildiğim zaman yanlış söylediğiniz ürünün Türkiye'de üretiminin ölçüsü nedir? Yani ne oranda üretiliyor ve hangi bölgelerde üretiliyor? Şimdi bu meyve kuzeyli bir meyve. Türkiye'nin genelinde toprak yapısı pH değerleri Karadeniz haricinde yüksektir. Bu meyve pH 4,5-5,5 pH'in üstünde yetişmez. Kuzeyli bir meyvedir. Daha ziyade soğuk iklim, nemi, rutubeti seven bir meyvedir. Bu vesileyle de ağırlıkta Karadeniz ve kuzeye bakan, Karadeniz'in işte mesela Bursa'nın Ormaneli tarafları, İznik, Elbeyli tarafları gibi, Zonguldak'ın da bir kısmı, hani biraz daha böyle Karadeniz'si havası olan yerlerde yetişiyor. Ağırlıkta şu anda bizim Giresun'da, Trabzon'da, Rize'de, Artvin'de yaklaşık yıl bazına bakıldığı zaman herhalde şu anda Türkiye'de tahmin ediyorum son 7-8 yılda herhalde bir 1000 dönüme yakın bir yer bahçe tesis edildi ve giderek de bu artıyor. Önümüzdeki günlerde tabii ki bilinçli üreticiyi biz aslında bir anlamda teşvik etmeye çalışıyoruz. Hani bizim orada biliyorsunuz ağırlıkta Karadeniz bölgesinde fındık ve çay. Biz de bu ürünün hem fındığa ve hem çaya bir alternatif bir ürün olsun diye oradaki üreticileri teşvik etmek maksatlı. İşte tarım müdürlükleriyle birlikte projelerine biz de destek veriyoruz. O bölgedeki Trabzon'da, Rize'de, Artvin'de ki tarım projelerinin çoğunu biz yapıyoruz. Onların fidanlarını biz veriyoruz. Her yıl özellikle hem Artvin'in hem de Rize'nin, Trabzon'un da çiftçiyi desteklemek maksatlı projeleri var. Fidan alım mı yapıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar hem Gifi Meclis olarak bizim 19 Mayıs Üniversitesi Bahçe Bitkileri bölümünde Profesör Doktor Hüseyin Çelik hocam da bizim şirketimizin hem danışmanıdır. Üzümsü meyveler konusunda bu konuda ihtisas yapmış bir akademik bir insandır. Bizim Mavi Yemiş Yetiştiriciliği diye aynı zamanda kendi basımını Hüseyin hocamın kitabını bizzat Gifi Meclis olarak da bastık. Biz bilinçli üreticiyi desteklemek için aynı zamanda dediğim gibi hem Mavi Yemiş Yetiştiriciliği diye
bizden bahçe tesis eden her müşterimize, her üreticiye de kitabının yanında hediye ediyoruz. Yani siz zaten Mavi Yemiş fidanları üretiyorsunuz ve Mavi Yemiş yetiştirenlere de destek veriyorsunuz. Evet. Eğitimini de veriyorsunuz. Profesyonel anlamda. Her türlü desteği sağlıyorsunuz. Evet. Yani biz anahtar teslimi bahçede kuruyoruz. Çünkü bu normalde bir hani fındık gibi, bir çay gibi çok böyle hani basit üretilebilecek bir meyve değil. Dolayısıyla belli bir tekniğine uygun bir şekilde hem dikimi daha sonrası hasatına varana kadar ki o aşamaları biraz daha profesyonelce yaklaşım olsun diye biz elimizden gelen desteği veriyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi fuarlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler.